oy vereceğiniz parti ya da kişi belli mi? Evet belli. Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Yeter ki olmasın. Erdoğan varken mi başörtülü geziyordu? Erdoğan mı kapattı beni? Tabii gezerim. Ben kendi içimden geliyordu. Erdoğan ne? Kaç yaşındasın? 49 yaşındayım. Erdoğan mı kapattı bunu? Senin başörtünü Cumhuriyet Halk Partisi benim kızım için Erdoğan niye kapattı? Saçından tutup tekip alıyordu. Hadi baba sizin gibi geri kafalılar yüzünden bu durumdayız biz. Bizi geri kafalılar. Bir var ya Erdoğan şeye takmış. Başörtüye takmış. Naz süresine takmış. 2002'den önce de başörtülüydü. Tabii başörtülüydü. Ben. Şimdi yine millet başörtülü. Yine acınla başörtülü. Yine millet acınla. Ha hastaneyi söyleyeyim mi size? Bir ay önce randevu alıyoruz. Bir ay önce. Ha internetten randevu alıyorum öyle gidiyorum. Şimdi sigortam olmasa beni hastanede muayene mi ediyorlar? Asla. Git Vezne'ye git. Para öde. Ondan sonra muayene edeceğim diyor bana. Ekmek kuyruğunu söylüyor. Şimdi yok mu ekmek kuyruğu? Yok mu ekmek kuyruğu? Bir kilo pirinç 20 lira ya. 20 lira. Aile ne yapsın buna? Ne yapsın? Ne bu ya? Erdoğan. Sanki Erdoğan kapattı benim başımı. Asla. Annem benim kapalı da Erdoğan mı vardı? Yok telefon taşımayalım mı? Ha benim babam 6 tane çocuk yapmış. Bir tek babam çalışırdı. Biz evde otururdu. Şimdi küçük çocuklarımıza kadar çalışıyoruz. Ev geçindiriyoruz. Nasıl oluyor bu? Yine yetmiyor. Bir elektrik ben çalışıyorum. Bir elektriğim benim 185 lira gelmiş. Bir başörtüsünden bahsediyor. Baksana beyefendi ya. Ya bunlar geri kafalı. Sigara içme. Ne yapayım erkeklere sigara içme mi diyeyim? Sigara içmesinler. Öyle bir şey yok. İmamoğlu balık yemiş. Kendi neredeydi acaba? Kendi hangi köşkün koltuğunda oturuyordu? Neredeydi? 1,5 alıyorduk. Şimdi 2,5 etti. Kendi 5 milyardan geçinsin. 2,5'tan değil. 5 milyardan geçinsin emekli maaşları. Nasıl oluyormuş bakın? 2,5 lira yaptım diye seviniyor. Benim beyim 55 yaşında hepsini ödedi de emekli maaşı veriyor. Kendi paramızı veriyor. Yani o bize hayrına vermiyor. Bunun gitmesi lazım. Başka bir şey demiyorum. Seçimle değişebileceğini düşünüyor musun? İnşallah ama adam satmadık yer komadı. Kasada para komadı. Gelen ne yapsın buna? Ben bu yaşa geldim bu kadar kıtlık görmedim. Bizim iki gözümüzün çiçeği içeri tıkmışlar. Bizden oy isteyecekler. Biz de vermeyiz yani. Demirzaş içeride olduğu sürece bizde oy çıkmaz ona. Bir tane biz büyük şehirleri nasıl ona kaybettirdiysek yine de iktidarı da kaybettireceğiz ona. Ona emin olsun yani bizde o gelip de oy istemesin. Karşımızda Erdoğan olmasın kim olursa olsun vereceğiz. Ya zaten bir şey bırakmadı ki Erdoğan. Kimsesi yaptıysa içeri tıktı. Kürtsen PKK'lısın. Türksen FETÖ'cüsün. Oy vermeyen teröristtir onun gözünde. Yarın bir seçim olsa oyunuz kime gider? Vallahi Tayyip'ten hariç hepsine veririm. Daha önce AKP'ye vermiş miydiniz? Şeyde destekledim yalnız bu referandumda. Taklaya geldik. Kandırdı bizi. Biz de zannettik ki bir şeyler olacak. Vallahi ben şundan da korkuyorum. Şimdi bu kadar derin ekonomik kriz var. Bir sürü sorunlar var. Şimdi bir mazoşizm var bizde. Ben korkuyorum ki derinleştikçe bu adam daha fazla oy alacak. Yani bu bizim ruh genlerimizde var ya. Yani böyle eziyet çekmekten zevk duyuyor. Hala gene bakıyorum adam övüyor. Kahvede yatıyor adam kahvede. Kahvenin mal sahibiyle tartışıyor. Bir de aynı zamanda bu dini temalar, bu milli temalar. Bunlar zaten dünyada falan kalktı bizde var bu zaten. Bunu da şimdi körüklüyorlar. Bana kalırsa ben muhalefetten yanayım. Muhalefet peki iktidara gelirse bir şeyler düzelir mi? Bundan daha kötü olması mümkün değil. Hırsızlık, yolsuzluk çok büyük. Ya bizim illerde bile, ilçelerde bile. Ya o bir beldenin ilçe başkanı en zengin. Şimdi ben gittim memlekete dolaştım falan. Güne kadar sigara al diyen adamlar bugün altında arabalar, apartmanlar dikmiş. Ya yönetim kurulunda ya bilmem neyde. Ta buralara kadar uzanıyorlar ilçeden. Buralardan iş alıyorlar. Bir de şu şey, yabancıların gelmesi de iyi oldu bir yerde de. Çünkü ya neden olmasın zaten her şeyi görüyoruz kafamız almıyor. Hiç olmasa gen yapılarımız değişir ileriye doğru. Bir defa 55 ile 70 arasındaki buradan umudu keseceksin bir defa. Bu adamlar eski şeyler de solcusu da sağcısı da hiç yenilen çağı bile okuyamıyorlar. Aynı o tabanda duruyor bugün 6-7 milyon kişi var. Bunun %70'i de bu partiye gider. En azından 200 küsür milletvekili çıkartır yüce divandan kurtarırlar paçayı. Mesele bu zaten. Onlar da biliyorlar bu işin bittiğini. İş 200'ün üzerinde milletvekili çıkardım. Yüce divandan kurtarmak iş. Dinsiz kimse ona oy veririm. Neden?
Neden? Dinden soğuttular insanları. Ne yaptılar? Ya din altında insanları sömürüyorlar ya. Ben eskiden cuma namazına gidiyordum. Ben bunların yüzünden 10 senedir cuma namazına gitmiyorum. Neden gitmiyorsun? Gidiyorsun, hoca siyaset yapıyor. Ya bir hoca kendi bildiğini söyleyemiyorsa elinde bir metin geliyor, onu okuyor. O zaman senin hocalığın ne anlamı kaldı? Sen habercisin şimdi. Ben mi sana soru soracağım, sen mi bana soracaksın? Ben sana sorduktan sonra bir anlamı kalır mı? O zaman ben haberci olurum. Yani bırak hoca da bildiğini yapsın, bildiğini aktarsın insanlar. Burada bir camide hoca ne diyorsa Diyarbakır'daki hoca da onu diyor, Trabzon'daki hoca da onu diyor. Hepsinin bilgisi bir mi? Belki birinin bilgisi daha fazladır. Yetti canım. Yani şu an ben memnun değilim. Ben AK Parti'ye verirdim şahsen. Oy verme kriteriniz nedir? Bir adayda ne olmasını bekliyorsunuz? Ya bir adayda şu anki gibi gerçekten ekonominin çok iyi yönetilmesini isterim. Aynı zamanda ülkenin bu herhangi bir açlık sorunları veya ne bileyim dışarıdaki yani direkt politik olarak insanlarla böyle savaş içinde değil de daha çok barışçı bir lider seçmeyi her zaman tercih ederim yani. Şu anki gibi biri olursa yani gayet iyi olur bence. TC vardı baba, Kural, Mural, Ankara, Mankara, bunlar hepsi yalan. O adamlar 3 ay önceden belliydi. Kendim de çalıştım. Ben kendimle liste çıkardım. Ben kendim diyordum abi bunu al. Bu HDP'lidir, almıyordu. Ben kendim de şu anda HDP'yi destekliyorum. Siz neden bıraktınız AKP'yi yöneticiyken? Yapılan haksızlıklara şahit olduğum süre, yani şahit oldukça 10 sene önce ben savunuyordum AK Parti'yi. Neden? Çünkü yapıyordu 10 sene önce, 20 sene önce. Abi, yapıyordu abi. Ya o hizmeti bak, yapıyordu. Abi ben sana bak, ablaya da bir şey anlattım. Ben o zaman ama şimdi, kesin. Şimdi hak var. Dile dile ben sana kardeşime bir şey söyleyeyim. Adalet diye bir şey yok. Dile. O Selahattin Demirtaş'ı içeri attı ya. Haksız yere. Baba. Ben o günden sonra, ondan önce de zaten ufak tefek muhabbetleri vardı. Yani AK Parti tamamen gözümden silindi. Adamın ala suçu belli. Kravatlı olanlar var ya, kravatlı olanlar. Böyle gençlerin, benim gibi, bu gençler gibi, arkadaşlar gibi haklarını yediler. O zaman benim gözümde AK Parti bitti. Benim gözümde, ben şu an AK bir numaralı AK Parti şey değilim yani. Ben AK şey Parti desteklemiyorum. Bak sana yemin ederim 3 gündür ben intiharı düşünüyorum. Dün akşam eşime dedim ben boşanmak istiyorum. Dedi niye? Ya dedim yani ben psikolojim yerimde değil. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. 3 gün 4 gündür de eve gitmiyorum. Ekonomik. Tabii ablam. Ne olması lazım? Ben alacaklardan dolayı telefonumu kapattım. Bak ben borçla dükkanımı açtım. Borçla. Kapatırken 10 kat daha borçlu kapattım. Ben çocuğuma bez alamıyorum şimdi. Yani burada yani gerçekten var ağlamak çartası sinirden. Ya psikolojim acayip şekilde zaten bozuldu. Yani o kadar ki işte, dipteyim yani. Dibin dibi olur ya işte o derece. Ben çocuğum her zaman ben eve giderken hani mama derdi bana. Hani giderken bir çikolata falan götürürdüm. 3-4 gündür gitmiyorum. Niye gitmiyorum evime? Çünkü bir çocuğuma bir çikolata gerçekten hani devlet bahçeye diyordu ya eve gittiğin zaman çocuğun ayağına yapışacak. Baba bir psikevi. İşte şimdi aynı oluyor işte. Yani bilmiyorum çıkıyorlar mı insan içine, geziyorlar mı, insanları görüyorlar mı? Bu devletten gerçekten devlet demeyeyim de hükümetten 1 lira faydalanmadım. 50 bin lira kredi çektim, 100 bin olarak ödeyeceğim. Benim faydam bu işte. Onlar bana faydası. Bak şu an şurada 7'den 70'e kimi çevirseniz çevirin illa hükümetten şikayetçidir. Yani bir kusurunu bulursaylar abla. Vallahi ben şurada yaşıyorum. 5 kişilik odada kalıyoruz. Ben 700 lira kira veriyorum. Gece çalışıyorum. Aşçılık yapıyorum, sabahına okula gidiyorum. Okuldan çıkıp tekrar işe gidiyorum. Günde en fazla 3 saat uykuda yatıyorum. Ki borcu çıkıyorum. Yemin ediyorum bir ay sonu geliyor bakıyoruz çorba parası yok cebimde. Dayımı aradım, dayıma IBAN atmışım, dayım bana para atacak. Çünkü ay maaşıma 10 gün var, dayım bana 1000 lira para atacak. Faturalar zaten 3'e katlandı. Şu an var ya imkansız bir hesap yapmanız lazım asgari ücretle ayınızı geçirebilmeniz için. Ya hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz ya da şey yapacaksınız. İntihar edeceksiniz. Gerçekten gençler intihar neşinde. Sonra adam kuru ekmek yiyor, adam yukarıya Allah'a şükür ediyor. Ya abi sen... Bu adam olmasa da kuru ekmek yiyeceğim, bu adam olsa da yiyeceğim. Bırak bu adam gitsin ki belki daha güzel şeyler olur. Milletin karnı aç, trilyonluk yemekler veriliyor, saraylar açılıyor.